Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yavru muhabbet kuşlarının annesi tarafından beslenmediğinde nasıl besleneceği ve mamasının nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Dilerseniz öncelikle mama hazırlanışını anlatalım. Pet shoplardan alacağınız kabuksuz yemlerden az miktarda bir havanda dövüyoruz. Soyulmuş yem yoksa yerine pirinç unu veya mısır unu da kullanabilirsiniz. Biz soyulmuş yemi iyice dövdükten sonra bir çay süzgecinden eleyerek geçiriyoruz. Yavruların kemik gelişimi açısından çok faydalı olan kalamar kemiğinden küçük bir parça koparıp onu da havanda dövüyoruz. Aynı şekilde eliyoruz. Bir adet bebe bisküvisi üzerine çok az miktarda kaynamış su ekliyoruz. Haşlanmış bıldırcın yumurtasının sarısından da bir parça ilave ediyoruz. Eğer o yoksa, yerine normal yumurtanın sarısından da az miktar ilave edebilirsiniz. Dövüp un haline getirdiğimiz karışımdan biraz ekliyoruz. Kuşların sindirim sistemleri için çok faydalı olan probiyotikten çok az ekliyoruz. Eğer elinizde varsa keçi boynuzu tozu çay kaşığının ucu ile ekleyebilirsiniz. Son olarak bir damla vitamin ilave ederek karıştırıyoruz. Yoğunluk durumuna göre tekrar kaynatılmış sudan ekleyebilirsiniz. Şırıngadan geçecek katılıkta ve ılık olmasına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yavrumuz bir günlük olduğu için şırınga aparatı yerine eczanelerden alabileceğiniz serum kelebeği kullanıyoruz. Serum kelebeğinin hortum kısmını 2 santim kalacak şekilde kesiyoruz. Daha büyük yavrularda ise pet shoplarda satılan şırınga aparatını kullanabilirsiniz. Hazırladığımız mamayı şırıngaya çekip parmağımızla vurarak havasını alıyoruz. Mutlaka eldiven kullanarak ve nazik bir şekilde yavrumuzun ağzına tutuyoruz. Zaten kendisi yemeye başlayacaktır. Ve kursak kısmının dolduğunu göreceksiniz. Bu işlemi yaparken ortamın sıcak olmasına ve yedirme işleminin 4-5 dakikayı geçmemesine dikkat etmelisiniz.
Dikkat etmeniz gereken en önemli husus, bu işlemi anne yedirmediğinde yapmanız gerektiğidir. Dişi kuşumuzun ilk kuluçka deneyimi olduğu için ilk gün yavruyu besleyemedi. İkinci gün yavruyu beslemeye başladığını fark ettiğimizde yedirme işlemini sonlandırdık. Çünkü en doğrusu annenin kendisinin beslemesidir. Yeni doğan muhabbet kuşlarımızı ve annelerini iyi gözlemlemeli ve gereken durumlarda destek olmalıyız. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.